Kamp yolculuğunuz nasıldı? Burada yağmur yağdı, gittiğiniz yerde de yağdı mı? Sadece biraz çiseledi. Aa, ama itiraf et, eğlendik. Su geçirmez çadırımız varken birazcık yağmurun ne önemi var? Hadi içeri girip biraz ısınalım evlat. Hiç değilse paslanmıyorsunuz. Tam, anlattıklarını duymak bile tüylerimi ürpertti. Tatillerini dünyada yapanların sonu bu olur. Cybertron'a gitmeliydiler. Sonic Canyon'unda hız denemeleri yapmak. Manganez dağlarında yürümek. Asit yağmurlarında dolaşmak. Asit yağmurunda neden dolaşmak isteyesin ki? Bu aldatmacalı bir soru mu? Gün batımı muhteşem olur. Buradayken evin hayallerini kurmanın bir faydası yok. Bulunduğunuz an ve mekanın tadını çıkarmalısınız. Ayrıca dünya müthiş bir yer. Aa, çocuklar. Ciddiyim, burası çok güzel. Yapılabilecek ve gidip görülecek bir sürü yer var. Dünyada dağlar var, vadiler var. Asit yağmurları? Bildiğim kadarıyla hayır. O halde güzel değil. Biliyor musunuz, şu an ortalıkta Decepticon yok. Size dünyanın en az Cybertron kadar, hatta çok daha güzel olduğunu kanıtlayabilirim. Nasıl? Koordinatlar? Cybertron! Sürpriz olsun. İsteğiniz benim için emirdir efendim. İyi takımı, maceraya hazır olun. Transformers, Robots in Disguise. Hayalet ve şekil değiştirenler. Eğleniyor muyuz? Hah, yapma. Dünyada ne olacağı belli olmaz. Eğlenceli kısmı da bu ya. Ben olsam eriyen lava eğlenceli demezdim. Fix it. Benimle bağlantı kurmamanız gerekiyor. Tatildesiniz. Neden bizi aktif bir volkan bölgesine gönderdin? Aktif mi? Bunu not edeceğim. Sıcak bir yer isteyeceğinizi düşünmüştüm. Sıcak ve ölümcül olmayan. Lütfen. Alternatif rota programlandı. Pekala. Kim bir deneme daha yapmak ister? Beni ve Russell'ın ana vatanının batı kesimindeyiz. Dünyada en sevdiğim yerlerden biri. Nasıl, beğendiniz mi? Çukur sevenlere göre bir yer. Ha, burada yerdeki çukurlardan çok daha fazlası var. Fix it. Bizi gönderdiğin bu müthiş yerle ilgili eğlenceli detaylar ver. Bir bakalım. Hayalet kasaba Edmondville'e fazla uzak değilsiniz. Hayalet kasaba mı? Gerçekten mi? Bulunduğunuz nokta bölgedeki en yüksek sıcaklığa sahip. Ortalama yağış miktarı sıfırın altında eksi... Bulunduğunuz yerdeki çöl kertenkelesi çeşitleri inandırılmaz. İnanmadılmaz. İnanılmaz. Bölge 200 farklı türe ev sahipliği yapıyor. Bunların içinde leopar kertenkele, boynuzlu kertenkele, dikenli kertenkele, gecko, iguana, skink. Sağ ol Fixit. Pekala. Kim hayalet kasabaya gitmek ister? Ah.
Vay canına. Gerçekten hayalet kasaba. Nasıl yani? Anlayamıyorum. Bu kasabada hayaletler mi yaşıyor? Öyle denebilir. Vahşi batı günlerinde burada bir sürü acıklı olay yaşanmış. Kavgalar, ayaklanmalar, altına hücum, kanun kaçakları ve kanun düzenleyiciler arasındaki gövde gösterileri. Ve bazı insanlar böyle yerlerde hala o dönemde yaşayan insanların dünya dışı varlıklarının dolaştığına inanıyor çocuklar. Ah, bize öğretildiği gibi savaşçının ruhu ölümünden uzun süre sonra bile yaşar. Peki hayalet nedir? Ah, onu Russell'la izlediğim korku filmlerinden tanıyorum. Hayalet görünmez ve kötüdür ve insanları korkutmayı sever. İnsanlar korkabilir ama savaşçılar korkmaz. Hayır, bu korku değildi sahip. Sadece savaşa hazır olmak için küçük bir taktik hareketiydi. Hayaletler korku filmlerinde kötü olabilir ama diğer efsanelerde öyle değillerdir. Hadi biraz keşif yapalım ve dünyanın geçmişi hakkında bilgilenelim. Burada kalıp gidiş anına kadar dakikaları saymak için izin istiyorum. Evet, ben de kalacağım. Pekala. Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Biliyor musun, asit yağmurları şu anda kulağa gayet hoş geliyor. Bu terk edilmiş kasabada enteresan bir şeyler olmalı. Arkamda bir şey vardı. Abby! Burada yalnız olduğumuzu sanmıyorum. Nereden anladın? Harika. İşte burası Edmondville millet. Eski vahşi vahşi batının son gerçek hayalet kasabalarından biri. Bu tozlu sokaklar şaşalı günlerinde kovboylar, kumarbazlar, madenciler ve kanun kaçaklarıyla doluydu. Bir de o insanın işini yapabilir bence. Ama günümüzde Edmondville tamamen terk edilmiş halde. Ya da acaba öyle mi? Bu kasabada birçok efsane dolaşır. Örneğin şu eski madene bakın. Yöre halkı uzun zaman önce ölmüş eski madencilerin kazma ve kahkaha seslerini hala duyabildiğini söyler. Şu eski tren 100 yılı aşkın süredir çalışmıyor ama bazen gece yarısı sesi kilometrelerce uzaktan duyulabiliyor. Bir de şu hikaye var tabii. İyi işte çocuklar. Pekala, saklanıp o turistleri korkutmak çok eğlenceliydi. Gittiler ürkütücü hayalet. Mükemmel bir hayaletiniz sahip. Çıkardığınız sesler çok korkunçtu. O insanların gelişine haber vermeye geldiğimde yalnız olmadığımızı söyledin. Ama kastettiğin o insanlar değildi, öyle değil mi?
Az önce kasabada dolaşırken birinin ya da bir şeyin beni gözetlediğini hissettim. Ve bana pek dost canlısı gibi görünmedi. O halde belki de buradan gitmeliyiz ha? Seçeneklerimizi gözden geçirmek için yani. Evet, gidin. Olmaz. Belli ki turistler burayı sık sık ziyarete geliyor. Burada bir tehlike varsa... Bu tehlikeyi ortadan kaldırmadan gitmek onur kırıcı olur. Dağılalım ve kasabayı arayalım. Binaları, sokak ve caddeleri. Çok sessiz. Fazlasıyla. Bir yer fazlasıyla sessiz olamaz. Ya sessizdir ya da sessiz değildir. Şşş. Boş. Dönüyoruz. Ha, hayalet! Uzaklaşmayın. O kadar da demedik. Geldiğini anladım. Servis yıkılıyor. Eğer bir daha mahzende kilitli kalırsanız aklınızda olsun. Her zaman arka kapıdan çıkabilirsiniz. Haklıymışsın Bumblebee. Burada bir şey var. Evet, hayaletler. Ben o kadar emin değilim. Fixit, kendilerini görünmez yapabilen Decepticonlar var mı? Burası hem hayalet hem de Decepticon kasabası mı? Olanlar için çok üzgünüm Teğmen. Tur rehberliği kariyerimi sonlandırıyorum. Kriterlerinize uyan bir Decepticon bulundu efendim. Görünmez olmaktan daha fazlasını yapıyor. Adı Sudo. Cybertron'un en gizli barajı, kadrajı, ajanıymış. Cybertron'ların sırlarını dünya dışı düşmanlara satmaktan tutuklanmış. Peki gerçekten görünmezlik gücüne sahip mi? Hayır, şekil değiştiriyor. Sudo, bulunduğu ortama uyum sağlayabilmek için görünüşünü hatta fiziksel yapısını bile değiştirebiliyor efendim. Sağ ol Fixit. Bunun Sudo'nun işi olduğunu mu düşünüyorsun? Bizim turistlere yaptığımız gibi o da bizi mi korkutuyor? Evet, başından beri biliyordum. Onu nasıl bulabileceğimizi biliyorum. Isı izini bulabilmek için lenslerini ayarla. Beni bulmak o kadar kolay değil. Kimse bir şey bulamadı mı? O halde... Bir dakika. İki drift mi? Ha?
biri Drift, biri Sudo. Onları ayırt etmenin tek yolu Drift, dönüş. Tamam. Onları ayırt etmenin diğer yolu da... Bakalım bunu yapabilir mi? Gidelim. Onu kaybedersek bir daha asla bulamayabiliriz. Gören var mı? Hayır, burada değil. Burada yok. Hayır. İyi takımım. Biraz daha hareketli ve hızlı olabilmek için bot moduna dönüşün. Strongarm, tünellerimiz mi kesişti yoksa... Neden yumrukladın B? Ben değildim, su doydu. Aa, şimdi anlaşıldı. Hey çocuklar, neye bakıyorsunuz? O ben değilim, ben daha yakışıklıyım. Hayır, o ben değilim. Nasıl emin olabiliriz? Sadece Grimlock'un bildiği bir şey sorabiliriz. Grimlock'un Cybertron'un asit yağmurlarında en sevdiği şey nedir? Kim asit yağmurlarında dolaşmayı sevmez ki? Aldatmacalı soru sanmıştım. Kapana kısıldın Decepticon. Emin misin? Bunu yaptığında müthiş görünüyorum değil mi? Şu giden vagon. Hudo! Yaklaşıyoruz. Dikkat edin. Drift, acaba... Oraya götürebilir misin? Kedilerin bıyıklarından şimşek çakar mı? Sorabilir miyim? Bizi oraya nasıl götürmeyi planlıyorsun? Gidiyor. Gidiyor. Ah.
zaferi kazanan biz miyiz yoksa? Dünya ile ilgili fikrinizi değiştiremedim. Öyle değil mi? Burada hoşuma giden bir iki şey var. Özgürce koşabileceğimiz araziler. Öğrenecek yeni kurallar. Kurallar eğlencelidir. Oh, dünya filmlerini de seviyorum. Hayaletli olanlar dışında. Ya da kedili. Ya da hayalet kedili. Dünya cesaretimizi sıradığımız yer. Ve dostlar edindiğimiz yer. Ve becerikli iş arkadaşları. Pekala takım, dönüş zamanı. Bu asit yağmurlarından bile daha güzel. Hey, dönüyor musunuz, dönmüyor musunuz? Anılarınızı dinlemek istiyorum. Bana hatıra kertenkelesi aldınız mı? Oho! Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara stüdyolarında seslendirilmiştir.